Değerli Star TV izleyicileri, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun. Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Uzun bir aradan sonra Yusuf Taş'la bir konu, bir konuk programıyla karşınızdayız. Bugün yine kendisini daha evvelki programlardan da tanımış olduğunuz Alper Çiftçi hocamla beraberiz. Değerli hocam, programımıza tekraren hoş geldiniz. Hoş bulduk kıymetli hocam. Kendisiyle bugün tarihe olan merakından dolayı özellikle tarihi bağlamıyla şehitlik konusunu kısaca ele almaya çalışacağız. Bir şairimizin "Bu Vatan Kimin?" isimli şiirinde "Bu vatan toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duranlarındır" ifadelerinde de yerini bulduğu üzere yaşamış olduğumuz coğrafya uğrunda birçok insanın canlarını feda etmiş olduğu, şehitlerin bulunduğu mekanlar. Öyle ki Akif'in de ifadesinde "şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda" ifadelerinde karşılığını bulan, şehit kanlarıyla sulanmış olan ve her karışında adeta bir şehidin izi, kanı bulunan mübarek topraklardayız diyebiliriz. Bu ifadeyle, bu itibarla bugün Alper hocama bir takım sorular soracağız tabii ki. Kendisi de tarihi engin bilgilerinden yola çıkarak bizi bilgilendirecek inşallah. Hocam özellikle öncelikle şu şekilde başlayalım. Şehitlik dediğimizde tabii farklı algılamalar da olabiliyor ama şehitlik nedir? Şehitlik nedir? Şimdi kahir ekseriyetle vatandaşlarımız sadece vatan savunması için canını feda eden askerlerimiz için şehitlik veriyor. Halbuki efradına cami, ayarına mani bir tanım yapmak gerekirse kıymetli hocam, sadece vatan yolunda değil, Allah yolunda da kanını, canını, nefsini adayan kişilere şehit diyebiliriz. Bu mutlak bir tanım. Yani şehit dediğimizde aslında bu kavram dini, İslami bir kavram. Tabii, dini ve İslami bir kavram. Hem Allah yolunda hem de vatan yolunda. Evet. Şimdi buradan hareketle tabii bir açılım yaptınız. Sözlerinizde evet, bir açılım vardı. Onu kısaca biz açalım. Şehitliğin çeşitleri var mıdır? Nelerdir? Tabii şehitliğin de çeşitleri var. Şehidi kamil 3 çeşit olarak biz bunu ifade edebiliriz. Şehidi kamil, şehidi uhrevi, bir de şehidi dünyevi olmak üzere. Peki şehidi kamil, mesela bunu biraz daha açalım. Şehidi kamil şehidi nedir? Şehidi kamil zaten de anlaşıldığı gibi bir mürekkep kelime olan bu kelimede hakiki manada hem dünyevi hem de uhrevi olarak imanı zahir olan bir insanın Allah yolunda, din ve vatan yolunda, milli mefkulesi uğrunda canını feda ettiği zaman hem devlet nezdinde hem de halk nezdinde şehit kabul görmesine biz şehidi kamil diyoruz. Yani bizzat çarpışmış, mücadele çarpışmış, etmiş. Mücadele etmiş ve şehit düşmüş. Evet. Buna şehidi kamil, adı üzerine kamil. Evet. Peki diğer dediğiniz şehidi uhrevi, bundan farklı şehidi nedir? Şehidi uhrevi de dünyada adı sadı pek bilinmeyen ama Allah yolunda mücadele eden, özellikle Osmanlı döneminde bildiğimiz akıncılar, ismi bilinmeyen binlerce akıncı veya devletlerin içerisindeki casuslarımız veya MİT teşkilatımızın içerisindeki ajanlarımız, oralarda herhangi bir sebepten dolayı şehit olduklarından dolayı, kimisi bazen ihbardan dolayı olabiliyor, açığa çıkabiliyor. Kimisi o yolda canını feda ediyor. Ömrü boyunca mesela kiliselerde Osmanlı'nın ajanları vardı. Evet. Ama Müslümanlardı. Vazifesi esnasında yaşamlarını yitirdiler. Bunları da biz şehid-i uhrevi diyoruz. Bu dünyada şehit muamelesi görmediler ama Allah indinde görecekler inşallah. Evet, bunu da bu şekilde isimlendirdik. Peki şehid-i dünyevi diye bir kavram kullandınız. Şehid-i dünyevi de buna da şu şekilde yaklaşmak mümkündür. Bu adamın hakikatte Müslüman olmadığı fakat diliyle Müslüman olduğunu ikrar eder. Dünyevi şan şöhret için savaşır. Bunu Bedir'de de gördük mesela. Hurma bahçeleri için savaşan münafıklar da vardı. Evet. Bunlar dilleriyle Müslümanız demelerine rağmen kalpleriyle iman etmedikleri için
Bunlar sadece dünyevi şehit olarak bilinirler. Halk nezdinde şehit olarak bilinirler. Lakin Allah indinde şehit değillerdir. Yani dünyevi bir menfaat elde etme tabii çabası dünya, var burada. Dünyevi bir menfaat elde etmek için. Haçlılar da bu şekilde şan ve şöhret için gelip savaştılar Haçlı seferlerinde. Müslümanların içerisinde olan Müslüman gibi gözüküp de ganimet için savaşan insanlar da vardı ne yazık ki. Şimdi önemli bir soru daha soracağım. Şehitlik dediğimizde böyle isim olarak ön planlara da çıkanlara baktığımızda hep böyle sanki erkekler ön plana çıkmış. Erkeklerde böyle bir durum söz konusu gibi anlaşılıyor. Kadınlar ve şehitlik konusunda kadınlar da şehit olur mu? Tabii kadınlar da şehit olur. Şehitliğin zaten miyarı mümin olması veya mümin olması. Örnek misal vermek gerekirse evet. Antalya yöresinde, Adana yöresinde Rahime Onbaşı var. 70 tane müfrezesiyle beraber İtalyanlara karşı savaşırken ne oldu? Şehit düştü. Evet. Mesela Nene Hatun 1956 yılında vefat etmesine rağmen orada şehit düştü. Şerife Bacı Kurtuluş Savaşı'nda askere cephane taşırken Yunanlılar tarafından şehit edildi. Bunlar kadınlar da, bunlar da şehide ünvan alıyorlar. Yani esas itibariyle tabii erkekler ön planda tabii. Ama iş başa düştüğü zaman kadınlar tabii. Da sahaya atılabiliyor tabii. Ve şehit olduklarında tabii şüphe duymuyoruz. Düşman bir beldeye saldırdığı zaman karşı koymak farz-ı ayın oluyor. Her bir mümin üzerine kadın erkek ayrım yapılmıyor. Evet. Ama cihat nedir? Farz-ı kifayedir. Şu anda askerimiz mesela taarruz etmekle cihat vazifesini yerine getirmekle bizim üzerimizdeki o vazifeyi de almış oluyor. Normalde hepimize farz. Fakat bu kifaye olduğu için onlar yapmakla bizim üzerimizdeki mesuliyet kalkıyor. Cenaze namazı gibi. Ama onlar bize saldırdığı zaman bir milli mücadelede biz bunu gördük ki kadınıyla erkeğiyle ne yaptık? Büyük bir mücadele verdik. Evet. Hocam diğer taraftan hadis-i şeriflerde de zannedersem geçiyor bu konular. Bir kadının doğum yaparken doğum esnasında vefat etmesi, bir kişinin suda boğulması ve amansız bir hastalık neticesinde vefat eden kişilere şehit denilebilir mi? Tabii denilebilir hocam. Sahih-i hadisler var. Müslim'de geçen, Buhari'de geçen. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amansız bir hastalığa yakalananlar için, suda boğulanlar için, yangında vefat edenler için, İşte ne bileyim hamile bir kadının doğum esnasında ishalden dolayı farklı farklı rivayetlerde sahih hadisler vardır. Bunların evet. Sınıfı 5-7 olarak da zikredilmiştir ama bunlarda da vefat eden kardeşlerimiz şehit hükmündedir. Evet. Peki şimdi tarihi geçmişe baktığımızda İslam devletlerinde zımmiler vardı. Evet. Tabii gayrimüslimler de vardı. Bu gayrimüslimlerin askerlik durumu nasıldı ve öldüklerinde, diyelim ki bir mücadele sonucunda öldüklerinde bunların durumu evet. Ne oluyordu? O, İslam devletlerinde İslam ordusuna gayrimüslimler orduya alınmamış. Buna binaen onlardan cizye isminde bir bedel, haraç, vergi alınmış. Onun ismi cizye. Fakat eli silah tutan çok kıymetli gayrimüslim tebaalar var. Bunlardan Ermeniler olmuştur, Rumlar olmuştur, Sırplar olmuştur. Bunlar askerlik vazifesini para karşılığında yapmışlardır. Paralı asker yani. Tabii paralı asker olmak üzere bunlar yapmışlardır. Misal vermem gerekirse Sivas'ı Emir Timur fethetmeden önce Yıldırım Beyazıt'ın oğluyla Ermeni askerler muhafaza ederlerdi. Misal. Yine Yıldırım Beyazıt Timur'a karşı savaşırken ordusunun kahir ekseriyeti Sırplardan, Bulgarlardan oluşmaktaydı. Paralı askerlerdi. Bunlar hatta Yıldırım Beyazıt'ta bırakmadılar. Sonuna kadar mücadele ettiler. Tabii bunlar öldüklerinde şehit muamelesi görmüyorlar. Bunlar sadece ganimetten pay alıyorlar. Beşte bir. İslam hukukunda beşte bir ganimetten pay alıyorlardı. Yani devlet bunlara hükmen şehit verdi. Ünvanı vermiyordu. Böyle bir şey yok. Şehitlik İslam'la, Müslümanlık'la alakalı bir müessese, kavram. Evet. Peki hocam, ölenlerle ilgili bir takım kavramlar karşımıza çıkıyor. İşte birisi öldüğü zaman erkekse merhum, bayansa merhume diye tabii. ifade ediliyor. Merhumu nasıl bildiniz? Merhum diye ifade edilen bu kavramın tam karşılığı nedir? Her ölene merhum diyebilir miyiz? İşte diyemeyiz kıymetli hocam. Eğer imanı zahirse erkeğin arkasından merhum, kadının arkasından da merhume diyebiliriz. Şimdi adamın küfrü zahir olmuşsa, evet. ortaya çıkmışsa biz ona merhum dersek
Maazallah, eğer bunu cehaletten yapmışsak bir sıkıntı olmayabilir. Fakat bir kafirin arkasından merhum demek, küfrü zahir olmuş bir insan öldükten sonra merhum ne kadar da iyi bir insan da demek imana sıkıntı verir. Çünkü merhum demek Allah'ın rahmetine nail olmuş insan demek. Evet. Kafirler Allah'ın rahmetinden nasip olmayacaklar. Yani merhum kelimesinin toplumda karşı rahmetli deniyor. İşte rahmetli tabii, şöyleydi, rahmetli böyleydi şöyle derken esasında Müslüman olanlar için kullanılması gereken bir kavram. Müslüman değilse o zaman ona merhum, rahmetli diyemeyiz değil mi? Diyemeyiz. Gayrimüslime biz müteveffa deriz. Gayrimüslim. Tabii Osmanlılar döneminde bu kelime kullanılırdı. Bugün pek unutulmuş bir kelimedir. Eğer küfrü zahir olmuşsa bir adamın, onun arkasından müteveffa denilir. He, yani gayrimüslim öldü, ona merhum rahmetli demiyoruz da müteveffa tabii. Kavramı böyle bir incelik var. Bir de kıymetli hocam, Osmanlılarda mesela diyelim ki Sultan Ahmet Camii'nde etrafında bir tane Ermeni vatandaşımız var. Bu Ermeni vatandaşımız vefat etti diyelim. 5 vakit ezan duymasına rağmen, o camilerin etrafındaki medreseleri, talebeleri görmesine rağmen, Müslüman alimleri görmesine rağmen iman ile nasiplenmediği zaman onun cenazesini duyan insanlar da, Müslüman ahali de mahrum derlermiş. Ne kadar ince. Merhum değil, mahrum. Mahrum. Esasında İslam'ın nimetlerinden mahrum kaldığı için. Aynen hocam. Peygamber Efendimiz döneminde de zaten bizzat Peygamber Efendimiz'in yakında, yanında bulunduğu halde imandan nasiplenmeyen kimseler vardı. Evet. Gerçekten mahrum kalmış. Mesela yani. Ebu Talib. Evet. Mahrum. Değil mi? Evet. Çok güzel bir misal olduğun için. Evet. Şimdi hocam bunları da açıkladıktan sonra biraz ülkemiz dışına çıkalım. Avusturya'ya gidelim. İki kelime daha var. Onu da evet. Söyleyelim. Evet. Bizi izleyenler de belki istifade ederler. Şu anda mesela televizyon kanallarına baktığımız zaman bir zengin öldüğü zaman onun vücuduna, cansız vücuduna naaş diyorlar. Evet, ama naaş. Gariban öldüğü zaman ceset diyorlar. Naaşı şuradan kaldırılacak. Evet, naaşı şuradan kaldırılacaktır. Veya gariban, fukara, bir insan öldüğü zaman da ona cesedi diyorlar. Peki tam olarak nedir bu kavramlar? İkisi? Hocam İslam'da naaş demek lazım. İslam bir nezaket, letafet bir dinidir. Naiflik bir dinidir. Osmanlı'da mesela herkese ismiyle hitap edilmezdi. Efendi unvanı verilirdi. Ahmet Efendi, Mehmet Efendi, papaza bile papaz efendi denilirdi. Bir üstünlük ifade ediyordu efendi kelimesi. Tabii bir nezaket, naiflik bir medeniyetiniz. Günümüzde de efendi dediğimizde sanki sayın. Böyle... Şimdi de sayın diyorlar. Yok, günümüzde mesela öyle gelmiş, öyle bir hale gelmiş ki efendi dediğimizde sanki böyle alçaltma anlamı var aslında. İmam efendi denildiği evet. Zaman orada bir ne var? Tariz var, dokundurma var. Evet. Yani kibarlıktan ziyade, naiflikten ziyade dokundurma var. Bizler de bir Müslüman insan öldüğü zaman onun cansız bedenine naaş diyoruz. Evet. Çok dikkat edilmesi gereken bir kelime. Evet. Şimdi seyircilerimiz de belki bu söyleyeceğimiz şeyi duydu veya duymadı. Avusturya'ya gidelim. Yani gidelim. Avusturya'da görenleri şaşırtan bir mezarla karşılaşıyoruz. Evet. Mezarın üzerinde Yusuf bin Hammer yazıyor. Yusuf bin Hammer, görenlere dışarıdan bakıldığında sanki gayrimüslim mezarlığın içerisinde ama sanki bir İslam alemi vefat etmiş evet, de onun hocam. Mezarı gibi. Hatta eşi ve çocukları da yanında aynı mimariyle aynı şekilde bir Müslüman alemin mezarı gibi kendisine mezar yapılmış ama mezarlık gayrimüslim mezarlığı. Evet. Bu Yusuf bin Hammer kimdir? Osmanlı tarihçesi diyelim. Müslüman mı? Değil. Yusuf bin Hammar 1700'lü yılların ortalarında ölmüş bir gayrimüslim. Evet. 10 ciltlik bir Osmanlı tarihi var. Kitabı var. Evet. Bu eskiden Türkiye'de gazeteler tarafından her evde dağıtıldı. Hatta böyle 10 cilti yan yana koyduğun zaman böyle kıymetli hocam. Nedir o eserin ismi? Osmanlı tarihi. Evet. 10 cildi böyle yan yana koyduğun zaman bir tane atın üzerinde bir adam görürsün. O Fatih Sultan Mehmet'in evet. Resmidir. Evet. Baştan sona yalan bir kitap. Çünkü Osmanlı'yı görmeden Osmanlı'yı anlatmış olan bir tarihçi. Mesela Fatih Sultan Mehmet'e arsız, hırsız, Yeniçerilere zalim,
İstanbul'u yağmaladı diyecek kadar ileri gitmiş bir adam. Yani tam bir batılı mantığıyla. Batılı mantığıyla ve Osmanlı'yı görmeden Osmanlı'yı yazan bir tarihçi. Güzel yerleri de var, çok yanlış yerleri de var mesela. İkinci Beyazıt'a uyuşturucu kullandı diyecek kadar da ileriye gitmiştir. Bu da Osmanlı medeniyetinden etkilenmiş. Evet. Bir ulema mezar taşı gibi Avusturya'da bir Hristiyanlık mezarında kendisini defnettirmiş. Ailesi de aynı şekilde orada, kıymetli hocam. Ve onun üzerine de yazılar yazdırmış. Ziyaretten maksat duadır. Bugün bana ise yarın sanadır. Evet. Bunun gibi güzel Osmanlı sözlerinden ve en sonunda da ruhuna bir Fatiha diye yazı yazdırmış. Medeniyetten etkilenmiş. Evet, ama Müslüman değil. Müslüman değil. Şimdi hocam, şehitlik dediğimizde ordu savaşa gidiyor. Evet. Tabii ordunun bir komutanı var. Hadi askerler bir yönlendirdi. Askerlerin bir kısmı şehit oldu falan ama tarihimizde örneği var mıdır? Mesela diyelim ki devlet adamı ve padişahın, evet, savaşa katılıp da bizzat böyle şehit olduğuna örnek teşkil edecek. Hocam, Tevbe suresinde iki güzel şey diye nitelendirilen bir mevzu var. Gazilik ve şehitlik. Evet. İki güzelden bahseder. Ölürsem şehit, kalırsam gazi. Hepsi bu amaçla sefere çıkmış bu Osmanlı padişahları. Bizim Osmanlı padişahlarından ilk şehit olan savaş meydanında 1. Murat Hüdavendigar. Evet. Orhan Gazi'nin oğlu, Nilüfer Hatun'un yavrusu. 1. Murat Hüdavendigar şehit olmuştur hocam. Bir Sırp tarafından, Miloviç isimli bir Sırp tarafından şehit edilmiştir. Alparslan hakeza aynı şekilde şehit olunmuştur. Şehzadelerden var şehit olan savaş meydanında. Bir de sarayda şehit olan, isyanlar neticesinde şehit olan padişahlarımız var mesela. Evet. İkinci Osman, Yedikule zindanlarında pehlivanlar tarafından affına sığınarak, kıymetli hocam söylemek istiyorum, hilece şehit ediliyor, boğduruluyor. Sultan Abdülaziz Hazretleri bilekleri kesilmek suretiyle şehit ediliyor. Yine 3. Selim hakeza şehit ediliyor, kıymetli hocam. Sizin aklınıza var mı başka bunların dışında? Fatih Sultan Mehmet zehirlenmek suretiyle şehit ediliyor. 49 yaşında, 1481 tarihinde, gencecik yaşında. Ordu büyük bir sefere gidiyor Gebze'de. Gebze yakınlarında, otağında şehit ediliyor. Peki hocam, biraz daha geriye gittiğimizde, geriye derken İslam tarihi açısından ele aldığımızda İslam'ın ilk şehidi, evet, Yasir. Halifelerin Hazreti mesela Yasir şehit edilmesi hususunda. Tabii 3 halifemiz de şehit. Hazreti Ebu Bekir hariç 3 halifemiz de şehit. İslam'ın ilk şehidi kimdir? Yasir. Yasir. Nasıl şehit edilmiştir? O mübarek zatlı işkenceler neticesinde şehit edilmiş. Yani İslam'ı kabul etti. Tabii, artık dayanamadı. Baskılara rağmen vazgeçmedi. Vazgeçmedi ve şehit oldu. Evet. Bilal Habeşi'yi mesela biliyoruz. O işkencelerin altında ezildi ama tabii şehit olmadı. Kurtuldu. Peki halifelerin şehit edilmesiyle alakalı? Hazreti Ebu Bekir Efendimiz hakeza, Hazreti Osman, Hazreti Ali Efendimiz. Hazreti Osman Efendimizin hattı zatında kanlı gömleği sokaklarda gezdirildi. Evet. Daha da kıymetli kardeşim, başını kestiler. Ne yazık ki sokaklarda gezdirildi. Böyle hunharca şehit edildi. Bu mevzulara girmemek lazım fazla. Evet. Ama onlar da şehitlik makamına eriştiler. Büyük devlet adamlarımızdan Nizam-ı Mülk mesela, o da şehit, evet, olmuştur. Batiniler tarafından birçok devlet adamı, Selçuklular da şehit olmuştur. Yine Moğolların asmış olduğu sultanlar var Selçuklu Devleti döneminde. Evet, onlar da aynı şehit. Onlar da şehit olmuşlar. Şimdi hocam, bunları anlatırken tabii karşıda, evet, bir düşman askeri, beri tarafta da Müslümanlar var. Bunları ele aldık ama örnek olarak Sıffin ve Cemel, evet, vakaları var. Bu vakalar da iki tarafta Müslüman. Bir tarafta bakıyorsunuz Hazreti Ali, vahiy katipleri 20 bine yakın şehit verilmiş. Evet. Bunu nasıl anlatırsınız? Hocam, o mevzu İslam'ın kanayan yarası. Şimdi bize büyük üstadlarımız şöyle derlerdi: bu mevzuları okumamak daha evla derlerdi. Gerçi bu konuyu belki ayrı bir programda belki ele alacağız ama biz kısaca dinleyen kardeşlerimize, evet, bu konular hakkında fikir sahibi olmak yerine Ehl-i Sünnet'in akidesi nedir? Okumamaktır. Onların hükmünü bırakalım Allah-u Teala versin. Evet. Çünkü her iki tarafta sahabe-i kiram.
Her iki taraf, bir taraf Peygamber Efendimizin ailesi, diğer tarafta Peygamber Efendimizin hanımı, diğer tarafta Peygamber Efendimizin damadı Hazreti Ali. Vahiy katipleri var karşılıklı. Evet, 20 bin şehit var. 20 bin şehit var. Ehl-i Sünnet'in akidesi nedir kıymetli hocam? Hazreti Ali Efendimiz haklıydı. Evet. Hazreti Ali Efendimiz haklıydı. Ama karşı tarafta da Hazreti Muaviye Efendimiz vardı. O da bir vahiy katibiydi. 20 bin şehit oldu. Susmak lazım. Mürtekkebe-i Kebire denilir bu konuda. İslam hukukunda, İslam fıkhında büyük günah işleyenlerin durumu nedir? Ehl-i Sünnet'e göre tövbe ettiklerinde cennete gireceklerdir. Ama onların azabıyla alakalı, kurtuluşuyla alakalı hükmü Allah-u Teala verecek. Yani bir hakim edasıyla işte o falancı haklıydı, filancı haksızdı gibi bir şey gibi. Mesela biz mahkeme kursak sanıkları, tanıkları nereden bulacağız? Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem özellikle sahabelerim gökteki yıldızlar gibidir sözünün üzerine biz sahabe oldukları halde böyle bir olayın neticesinde bazı suçlamak. Bazı kardeşlerimiz diyor ya Hazreti Muaviye'ye karşı biraz kalbim soğuk diye. Evet. Sakın soğuk olmasın. Sahabe olduğu için. Tabii Hazreti Peygamberimiz Hazreti Vahşi bile affetmişken sen nasıl öyle bir şey söyleyebiliyorsun? Mesela zannedersem Necip Fazıl'a aitti şöyle bir ifade. Hazreti Ali haklıydı, Muaviye de haksız değildi. Gibi bir ifade. Çok güzel o da. O yani da yargılamak haksız yok. Haksız değildi demiyoruz. Biz Hazreti Ali Efendimiz'e hakkını veriyoruz. Evet. Kıymetli Yusuf Hocam, Allame-i Taftazani Hazretleri diye bir alim var. Evet. Şerhül Akaid isimli bir kitap yazmış. Timur döneminde yaşamış, Yıldırım Beyazıt döneminde yaşamış. Bu bile bu mevzulara girdiği zaman kalbi Hazreti Ali'ye kaymış. Ve Hazreti Muaviye hakkında ister istemez olumsuz, menfi yönde beyanatlarda bulunmuş. Bu bile sıkıntıya sokar insanı. Evet. Çünkü sahabe hocam, normal sıradan bir insan hakkında konuşmuyorsun. Normal bir olay da değil. Normal bir olay da değil. İbretlik alacağımız mevzuları alalım. Bir de son olarak İbni Esir'den bu konuyla alakalı bizim nasıl davranmamız gerektiğini söylüyorlar. O dönemin insanları kılıçlarıyla ne yaptılar? Ellerini kana buladılar. Evet. Sizler de diyor ki dilinizde kendinizi kana bulamayın diyor. Yani bu mevzuları tekrar gündeme getirmek suretiyle bir yemeği 50 sefer pişirsen ne olur hocam? Değil mi? Sizler de dilinizi kana bulamayın diyor. Yani ucu sahabe olduğu için değil mi özellikle? Bir başkaları olsa belki Timur yapmış olduğu zulümleri konuşalım. Evet. Müslüman ama onları konuşalım. Tenkit edelim ama sahabe olduğu zaman susmak bizi kurtarır. Evet, yine biraz daha yakınından Hazreti Muaviye'nin ve Hazreti Hüseyin'in şehit edilmesiyle alakalı. Hazreti Hüseyin Efendimiz de şehitlerin seyidi. Evet. Hocam. Hazreti Muaviye Efendimiz'in bu olayla hiçbir duhuru yok. Hattı zatında Muaviye bin Yezid dediğimiz Devleti Emeviye'nin ikinci padişahı, Yezid'in de emri yok. Evet. Evet, orada bir hadise yaşanıyor. Hazreti Hüseyin Efendimiz şehit ediliyor. Hazreti Hüseyin Efendimiz şehit ediliyor. Ve dramatik bir sonuçla iş bitiyor Kerbela'da. Bu menfi hadise Hazreti Muaviye Efendimiz'e mal edilmeye çalışılıyor. Bu yanlış bir şey. Evet. Bu olayda da kardeşlerimiz işte Hazreti Muaviye Efendimiz'e karşı bir düşmanlık gütüyorlar. Gütmemek lazım. Kesinlikle. O hadiseleri okuduğumuz zaman göreceğiz ki orada büyük bir oyun var. Hazreti Hüseyin Efendimiz'e karşı ordu komutanları tarafından büyük bir oyun sergileniyor, kurgulanıyor. Hazreti Hüseyin Efendimiz şehit oluyor. Hazreti Hüseyin Efendimiz ile Hazreti Hasan'ı da birbirinden ayırmamak lazım. Bugün mesela İran'da Hazreti Hüseyin Efendimiz'in soyundan gelenlere yeşil sarık bağlarlar. Osmanlı'da da vardı, Abbasiler'de de vardı. Ama Hazreti Hasan'ı kabul etmezler. Neden biliyor musun? Hazreti Hasan'ın hilafet makamını Muaviye'yi kendiliğiyle tahsis ettiğinden dolayı Hazreti Hasan Efendimiz sevmezler. Hani Ehl-i Beyt'i severdiniz? Evet. Niye ikisi arasında ayrım yapıyorsunuz? Biz Ehl-i Sünnet olarak hocam hiçbir Ehl-i Beyt arasında ayrım yapmayız. Hiçbir sahabe arasında ayrım yapmayız. Bizim bir yarımız budur. Evet. Biz susarız hocam. Susup kurtuluşa ereceğiz inşallah. Evet hocam, ağzınıza sağlık. Şimdi evet, bu konulara tabii biraz yüzeysel de olsa girdik. Evet. Bu noktada bizi izleyen değerli seyircilerimize, özellikle gençlere, evet, şehitlik konusunda
Nasıl bir tavsiyelerde bulunursunuz? Tabii. Vatan savunmasıdır, vatanseverliktir. Tabii şimdi bir hadis-i şerif var. Ahir zamanda ümmetimin şühedası yastığı başında olanlardır buyurmaktadır. Yani fi sebilillah dediğimiz Allah yolunda mücadele eden bugün ilim ehli, talebe. Kalemiyle mücadele eden evet. diyelim. Kalemiyle mücadele eden, ilmiyle mücadele eden bütün kardeşlerimiz eğer bu uğurda son nefeslerini verirse şehit hükmündedirler inşallah. İnşallah. Bu dönem şehitleri bu şekilde. Evet değerli izleyicilerimiz, bugün Alper Çiftçi hocamızla beraberdik. Tarihi bağlamıyla şehitlik konusunu kendisiyle konuştuk. Programımızla alakalı görüş ve önerilerinizi, aynı zamanda sorularınızı videonun yorumlar kısmından bize ulaştırabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Yeni programlarda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.